Gezinio'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta yine sizin için bir aksiyon kamerası incelemesi yapıyorum. Bu hafta GoPro Hero 4 Session'ı inceleyeceğiz. Tekrar merhaba arkadaşlar. Dediğim gibi GoPro Hero 4 Session'ı inceliyoruz. Peki GoPro Hero 4 Session'ın özelliği var. GoPro Hero 4 Session, GoPro'nun çıkarmış olduğu en son aksiyon kamerası ve en küçük boyuttaki aksiyon kamerası. Fiyat bilgisine değinmek gerekirse arkadaşlar, ilk Türkiye'ye girdiğinde 1400 liralarda olan fiyatı daha sonra 1099 liralara düşmesine rağmen şu anda yeni yıl dolayısıyla da bu aralar 800 lira civarında seyrediyor. Hemen kutu açılımına geçecek olursak GoPro Hero 4 Session'ın kutusundan bakalım neler çıkıyor. Kutu açılımını yaptığımızda genelde standart olarak GoPro ile birlikte gelen aksesuarlar çıkıyor. İşte bunlar nelerdir? Gördüğünüz gibi GoPro'nun kendisi, normalde kutunun üstünde bulunan housing'i. Bunun haricinde ekstradan benim dikkatimi çeken ikinci bir housing var. Bu dik bağlantılar için kullanılıyor. Yine dikkat çekici olan oynar başlıklı bir housing takma aparatı, kamera bağlama aparatı çıkıyor. Onun haricinde başka bir kamera bağlama aparatı daha var. Bunun burasına ufak bir emniyet lastiği de iliştirmişler. Bunun haricinde olanlar zaten standart kask ve dik yüzeylere bağlamak için aparatlar bulunuyor. Bunların haricinde neler var arkadaşlar? Şu görmüş olduğunuzda bu yine housing'e bağladığımızda GoPro'nun çıkmasını engelleyici bir aparat çıkıyor. Kullanım kılavuzları ve onun haricinde de şu görmüş olduğunuz micro USB bağlantı aparatı, şarj aparatı çıkıyor. Fakat burada dikkat etmemiz gereken GoPro Hero 4 Session'larda GoPro Hero 4 Silver ve diğer modellerden farklı olarak daha ince bir micro USB kullanılmış olması. GoPro Hero 4 Session'ın fiziksel özelliklerinden bahsetmem gerekirse arkadaşlar, kamera inanılmaz küçük ve ergonomik yapılmış. Gerçekten direkt avucunuzun içine oturuyor. GoPro Hero 4 Silver veya diğer modellerin olduğu gibi büyük bir kamera değil, inanılmaz küçük boyutlarda. Üzerinde 2 adet tuş bulunuyor. Bu tuşlardan bir tanesi Wi-Fi ve açma kapama tuşu, diğeri ise klasik olarak seçim tuşu. Bunun haricinde GoPro'da büyük bir LCD ekran, GoPro Hero 4 Session'da büyük bir LCD ekran yerine ufak bir menü ekranı kullanılmış. En çok dikkat çeken özelliklerden biri de GoPro Hero 4 Session'larda 2 adet mikrofon var. Bunlardan bir tanesi önde, diğeri de arkada bulunuyor arkadaşlar. GoPro Hero 4 Session'ın teknik özelliklerine değinecek olursak arkadaşlar, 4 serisinde diğer kardeşlerinde bulunan ProTune, Highlight Track, Super View ve Auto Low Light gibi özelliklerin hepsi bu kamerada mevcut. Fakat video çözünürlüklerine değinecek olursak, 4 serisinde diğer kardeşlerinde bulunan 2.7K ve 4K çekim oranları maalesef bu kamerada mevcut değil. GoPro Hero 4 Session'da maksimum çözünürlük video kaydı yaparken 1440 pikselde kalıyor ve maksimum FPS oranında 120 FPS'te kalıyor. Bunun haricinde kamera 8 megapiksel fotoğraf çekme özelliğine ve 0.5, 1, 2 gibi çeşitli timelapse yapma özelliklerine sahip. Bunun haricinde değinmemi gerektirecek bir konu da kamera ekstradan bir housing olmadığı için kamera 10 metreye kadar su geçirmezlik özelliğini kaybetmiyor. 10 metrenin altındaki derinliklerde su geçirme riskinin arttığı, su geçirme olasılığının arttığından bahsediliyor. GoPro Hero 4 Session'ın menüsüne değinecek olursak arkadaşlar, çok basit ve kullanımı kolay bir menüsü var. Üzerindeki ufak kibar ekrandan kolayca menüsüne girebiliyorsunuz ve alttaki açma kapama tuşundan çeşitli seçenekleri buradan değiştirerek kendiniz görebiliyorsunuz. Ve üstteki tuştan da istediğiniz özelliği seçiyorsunuz. Mesela örneğin ben şu anda basarak kameramı kapattım. Evet, GoPro Hero 4 Session'ı bu hafta sizlerle beraber inceledik. Şu anda özellikle mikrofonunu duymanız açısından ve güneşteki yansımalarını, patlamalarını görmeniz açısından güneşin altında GoPro Hero 4 Session'la bir çekim yapıyorum arkadaşlar. Bu videonun sonunda GoPro Hero 4 Session ve GoPro Hero 4 Silver kıyaslama görüntüleri de gelecek. Önümüzdeki haftaya kadar kendinize iyi bakın. Önümüzdeki hafta yine farklı bir konuda buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın. Videomu beğenebilirsiniz ve kanalıma abone değilseniz de kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.